Merhaba, ben Sercan Yüzey. Yeni başlayanlar için Creo bu haftada. Creo parametrik 4.0 ile teknik resim görünürlüğünü oluşturma, detaylı teknik resim oluşturma, layer ağırlıkçı yönetimi ile bu haftaki eğitimimizi tamamlayacağız. Şimdi ilk örneğimi açıyorum. Ve gördüğünüz üzere teknik resim mantığı karşıma geliyor. Öncelikle size biraz teknik resim arayüzünden bahsedeyim. Gördüğünüz üzere teknik resim arayüzünde farklı komutlar içermekte ama aslında arayüz olarak da Creo parametrik genel olarak arayüzünden çok farklı bir arayüz mevcut değil. Sadece burada ilgili komutlar, ilgili araçlar ve model ağacı ve teknik resim ağacı farklı şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bir teknik resim ağacımız var. Bir model ağacımız var. Model ağacımızın içerisinde aktif olan şaft modelini görüyoruz. Layout bölümü içerisinde görünüşlerle ilgili bilgiler karşınıza gelir. Table içerisinde tablolar var ise bunların bilgilerini görebiliriz. Annotate içerisinde ölçüler varsa bunların bilgilerini görebiliriz. Ve bunun gibi aslında tekmeye ait bütün bilgileri Drawing Tree içerisinde görebiliriz. Alt bölümde teknik resmin ölçeğini dilediğim şekilde değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi part dosyanın şaft olduğunu ve otomatik olarak isim olarak da belirlendiğini görüyorum. Aynı zamanda teknik resim ve format bilgileriyle ilgili olarak değişiklik gerçekleştirebilirim. Browse içerisinde farklı bir dosyam varsa bunu belirleyebilirim veya buradaki herhangi bir dosyayı format bilgisi olarak seçebilirim. Aynı zamanda document alanında bulunan sheet setup'a tıklayarak gerekli değişikliği gerçekleştirebilirim. Burada sheet 1 adı altında bir sayfa giriyoruz. Artıya tıklayarak ilgili parametreye girerek ikinci bir sayfa oluşturabilirim. Sağ klik yaparak yeni isim verebilirim. Deneme değil. Update edebilirim. Setup deyip yeniden Sheet Setup'a tıklayabilirim. Move or Copy diyerek Create a Copy diyebilirim. Ve aynı sayfanın birebir kopyasını oluşturabilirim. Sheet 3 olan sayfamıza Move or Copy diyerek denemenin arkasına yerleşecek şekilde konumlandırabilirim. Ve istersen sileyebilirim. Gördüğünüz gibi aslında temel olarak teknik resmin içerisindeki bulunan fonksiyonlar bu şekilde mevcut. General View'e tıklarsam eğer No Combine State'e OK dedikten sonra teknik resmin ilgili görünüşümü aktarabilirim. Burada ölçeğimle ilgili değişikliği yapabilirim. Eğer bir kesit alanım varsa bunu belirleyebilirim. Yani daha sonra görünüşümü aktarabilirim. Patlatılmış görünüşüm varsa aynı şekilde teknik resmi aktarabilirim. Görünüşümle ilgili olarak görünüş filtreleri mesela shading dediğimde gördüğünüz gibi teknik modeldeki görünümle aynı görünüm karşıma geldiğini görüyorum. Shading with edge dediğimde kenar çizgilerinde aynı şekilde belirgin olduğunu görüyorum. Orijinle ilgili seçeneklerin karşıma geldiğini görüyorum. Ve Alignment dediğimde benim görünümüm bir başka görünümle ilgili olarak hizalanması bilgilerini burada girebiliyor. Genel olarak aslında ayarlar bilgisi de bu şekilde mevcut. İstersen yeniden General View değil, No Combine Test dedikten sonra görünüşümü front olarak burada belirleyebilirim. Projection View diyerek de ana görünüşümü referans alarak bir üstten soldan veya sağdan görünüşler gerçekleştirebilirim. Gördüğünüz gibi üstten görünüş gerçekleştirdim. Projection'ı yönettim. Bu sefer soldan görünüş isimle de gördüğünüz üzere
gerçekleştirmiş oldum. Yani ben dediğim gibi görünüşlerimi belirleyebiliyorum. Referans olan görünüşümü hareket ettirdiğimde diğer görünüşlerimi de hareket ettiğini görüyorum. Referans olmayan herhangi görünüşümü silersem diğer görünüşlerimi etkilemeyecektir. Ama referans olan herhangi görünüşümü silersem bu şekilde hepsini silmiş olacaktır. Close diyorum. Raise not display diyorum. Şimdi yeni model eklemeden bahsedeceğiz biraz. Mesela Drawing Models'ı açıyorum. Drawing Models DRB'yi açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şap parçası mevcut. Ama ben diyorum ki buraya farklı bir model daha eklemek istedim. Yani belirtmek için öncelikle yeni bir sayfa açıyorum. Sonrasında Drawing Models'ı tıklayarak Add Model diyorum. Buradan Angle Guide parçalarını getiriyorum. Done diyorum. General View'e tıklayıp OK'ledikten sonra gördüğünüz gibi Angle Guide parçası karşıma gelmiş oluyor. İlgili görünüşlerimi de bu şekilde istediğim şekilde çıkartabiliyorum. Mesela ben şimdi OK'ledim. Drawing Model'a ben bir modeli silmek istiyorsam Delete Model'a tıklayabilirim. Modeli set etmek istersem aynı şekilde set model diyebilirim. Mesela gördüğünüz gibi shaft delete aktif oldu. Replace demek istersem farklı modelin değişiklik gerçekleştirdiğinde birden fazla o diyalog kutusunun içerisinde bulunan fonksiyonu kullanabilirim. Close diyorum. Erase not display diyorum. Şimdi sizlere Detail View'den bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi taralı bir alanımız mevcut. Taralı bir kesit alanımız mevcut. Bunun üzerinden ben detaylı bir görünüş almak istediğimi belirtiyorum ve bunun için de Model View seçersen Detail View'e tıklıyorum. Herhangi bir nokta seçiyorum. Bir spline çizmem gerekiyor. Ve orta tuşa tıklıyorum. See Detail A görüyorum. Ve herhangi bir noktaya tıkladığımda daha detaylı bir görünüş alma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Burada da ölçeğimi istersem dediğim şekilde mesela 2 birim olacağını söylüyorum. Ölçeğimi de değişikliğini gerçekleştirebiliyorum. Yani siz eğer bir görünüşün, detaylı görünüşünü almak isterseniz detaylı bir yöne tıklayıp bir kenar seçip bundan bir spline oluşturup ve oluşturduğunuz spline'dan sonra herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli olacaktır. Auxiliary View'dan da bahsetmek isterim. Auxiliary View sizin bir mesela Auxiliary View'ı aktif ediyorum. Bir kenar, bir eksen veya bir datum plane referans alarak onun doğrultusunda görünüş çıkarmanızı imkan tanıyan bir araçtır. Mesela ben bir datum plane çıkartıyorum ve onun hizasında gördüğünüz gibi karşıma geometrimi getirmiş oluyor. Daha açılı bir geometri halinde görünüşümü karşıma getirir. Ama baktığı noktada gördüğünüz AUX datum plane içerisinde buna hizalı bir şekilde görünüşünü oluşturur. Close diyorum. Not display diyorum. Şimdi size aynı zamanda kesit görüntüsünden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bizim burada bir görünüşümüz mevcut. Önden görünüşün üstüne tıklıyorum. Sections'a giriyorum. 2D Sections içerisinde A isimli bir kesit görüntüsünün olduğunu söylüyorum. Hatta bunu görmek için de Open içerisinde View'e tıklayıp Section'a tıklarsam aslında daha önce oluşturmuş bir A kesitinin olduğunu görebilirim. Eğer Show Section dersen de kesit görüntünün taralı çizgilerini görebilirim. Aynı şekilde
Sections içerisinde A görünüşünü tıklayarak Apply dilim anları itibaren kesit görüntümü karşıma getirmiş olur. Dilersem menü menajer içerisinde kesit alanı taralı bölgesiyle ilgili gerekli değişiklikleri gerçekleştirebilirim. Mesela soldan görüşme tıklıyorum. Sağ klik diyorum. Add arrows diyorum. Ve gördüğünüz üzere bu noktada left görünüşüme ait bir ok oluşturmuş oluyorum. İstersen bunu silebilirim. Yeniden ok ekleyerek soldan görünüşünü okuma ekleyebilirim. Fit Meter Removal Side diyerek de okumun yönünü kes alanının olduğu görünüşe göstertebilirim. Close diyorum. Erase Not Display diyorum. Son olarak size bir patlatılmış görünüşün teknik resmi aktarılmasından bahsedeceğim. Ve bu şekilde aslında genel olarak teknik resmin temelini görmüş olacağız. Şimdi gördüğünüz üzere bizim halihazırda bir assembly dosya parçamız var. Eğer expose view dersek biz görünüşümüzü patlatılmış halini görürüz. View Manager içerisinde gördüğünüz gibi exp 0001 isminde bir görünüşümüzün oluştuğunu görürüz. Teknik resmi aktardığımızda bunu, teknik resmi aktarmak için New'a tıkladıktan sonra Drawing'e tıklarız. Use Default Template'i deaktif ettikten sonra herhangi bir Drawing sayfasını açarız. Gördüğünüz üzere görünüşümüzü aktardıktan sonra bunun içerisinde View States içerisinde Export Components in View, yani daha önce aslında bizim bir patlatılmış görünüşümüzün olduğunu ve bunu seçerek Apply dedikten sonra patlatılmış halini karşımıza getirdiğini görürüz. Dilersek Customize Export State diyerek de oluşturduğumuz patlatılmış görünüşle ilgili değişiklikleri gerçekleştirebiliriz. OK diyor. Mesela ölçeğinde 1 olarak belirtelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde patlatılmış görünüş karşıma gelmiş oldu. Close diyorum. Close diyorum. Biraz daha bekliyorum. Şimdi size birazdan kreo parametrik içerisindeki tablo yapılarından da bahsedeceğim. Ölçülendirmelerden de aynı şekilde bahsedeceğim. Öncelikle bir drawing servisi açıyoruz. Gördüğünüz gibi önümüzde birden fazla tablo mevcut. Tablo sekmemize geldiğinizde burada kendi tablolarımızı oluşturabiliriz. Quick Tables içerisinde var olan tablolar içerisinde tablolarımızı seçip içine aktarabiliriz. Veya halihazırda bir tablomuz varsa buradan çağırabiliriz veya bir tabloyu kaydedebiliriz. Yani kendimiz oluşturacağımız bir tabloyu aynı şekilde kaydetme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi önümüzde bir patlatılmış görünüş var. BOM tablosu var. BOM tablosu içerisinde ilgili parçalara ait bilgilerin adetleri gözüküyor. Eğer ben burada görünüşümün içerisinde bulunan parçalardan herhangi birine model ağacını tıkladığımda otomatik olarak da benim teknik resimde yeşil olarak yanar. Ben eğer bir balon oluşturmak istersem Create Balloons kısmından
bağlamını oluşturabilirim. Eğer ben bunu sağ klikte bütün tablomu seçer ve sağ klikte Properties dedikten sonra bunu Quantity Split Circle olarak belirlersem, gördüğünüz üzere yuvarlak balonlarımın hepsini hem belli bir numara göre hem de adet sayısına göre tanımlamış olurum. Eğer mesela efendim dosyamı açıyorum ve diyorum ki pattern olan dosyamı içerisinden bir tane unsuru siliyorum. Close dediğim andan itibaren otomatik olarak bana bilgi geliyor. Diyor ki 5 adet olan ürün 4'e düştü. Gördüğünüz gibi bom tablosunda da karşıma gelmiş oluyor. Aslında bom tablosunun aktif bir şekilde SMD ortamında eşdeğer olarak çalıştığını görmüş oluyoruz. Close diyoruz. Erase not diyoruz. Şimdi sizlere bir örnek daha yapacağız. Annotations kısmında çoğunlukla annotation dediğiniz andan itibaren ilgi görünüşlerinize ait bütün ölçüler karşınıza geliyor olacaktır. Siz ölçülerin üzerine tıklayarak aktif edebilirsiniz. Apply dediğiniz andan itibaren otomatik olarak karşınıza gelmiş olacaktır. Veya yine aynı görüşe tıkladığımızı varsayalım. Bu sefer ölçülerimizin üzerine tıkladığımızda da aynı şekilde kutucuğun içerisinde aktif olduğunu görüyor olacağız. Şimdi cancel. Gördüğünüz gibi annotate kısmında ölçülerle ilgili bilgilerin hepsini tek tek seçtiğinde teknik resmini yanıyor olacaktır. Sağ klikte erase edildiğinde teknik resim görünüşü kaldırılmış olacaktır. Unerase edildiğinde yeniden karşıma getirilmiş olacaktır. Fakat ben eğer delete dersem bu noktada show modal annotation'a tıklayarak ve ilgili ölçümü seçerek Apply demem gerekiyor. Yani siz izleyerek aslında kısa süreli bir silme işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Ama gerçekten delete'e tıkladığınızda show model annotation'da yeniden göstermeniz gerekmektedir. Bir sonraki örneğimiz ise mesela bunların içerisinde örneğimizi açıyoruz. Ve gördüğünüz üzere ölçerimiz karşımıza geliyor. Herhangi bir ölçünün üzerine tıklayıp ben istediğim şekilde hareket işlemi gerçekleştirebilirim. Gördüğünüz gibi istediğim gibi konumlandırabilirim. Ama ben diyorum ki belli bir merkezde hizalansın olsun istiyorum. Ve ben istediğim şekilde konumlama işlemini gerçekleştirmiş olurum. Yani tam aslında iki nokta arasındaki mesafeye hizalamış oluyorum. Ben eğer istersem üst üste bulunan ölçülerimi CTRL'ye seçtikten sonra sağ klik yapıp Align Dimension diyerek ikisini aynı hizaya gelecek şekilde konumlandırabiliyorum. Dilersem ölçünün üzerine tıklayarak Flip Arrows diyerek okumun yönünü değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Veya herhangi bir görünüşüme bu ölçüyü aktarabiliyorum. Mesela diyorum ki önden görünüşüme gelsin. Gördüğünüz gibi önden görünüşüme ölçümü aktarmış oluyorum. Bunun haricinde Annotate kısmında Dimension'a tıklayarak iki ölçü arasındaki
açıyı alabiliyorum. Ve aynı zamanda birden fazla ölçü seçersem ikisini bir şekilde oluşturabileceğini görüyorum. Yeniden dimensiyona tıklayarak mesela iki çizgi arasındaki mesafeyi alabiliyorum. Bir tane daha çizgiye tıkladığımda, bir daha tıkladığımda aslında üç farklı ölçünün bir arada alındığını görebiliyorum. Dilersen bu ölçüyü de istediğim şekilde konumlandırabilirim. Bu tamamen aslında benim ihtiyacımı kalmış olarak belirlenmekte. Dilersen ölçüm verirken mesela özellikle daire ölçülerinden bahsedersek bir ölçünün orta merkezini referans alabilirim. Sonrasında Select the tangent to arc or circle diyerek ikinci ölçümü belirleyebilirim. Ve bu şekilde bir dairenin orta merkezi, diğer dairenin tanjant merkezini referans alabilirim. Genel olarak aslında ölçülendirme ile ilgili bahsedilebilecek şeyler bu şekilde. Siz eğer bir not eklemek isterseniz annotations kısmının içerisinden notlarınızı ekleyebilirsiniz. Bunun haricinde aslında genel olarak teknik resimde anlatılması gereken konuların çoğunu anlatmış oluyoruz. Close diyorum. It is not displayed diyorum. Şimdi ise son konumuz olan sizlere layer mantığından bahsedeceğim. Layer pariteyi açıyorum. Layer, model ağacının haricinde model ağacınıza ait olan bütün unsurların katmanlar halinde sıralandığı bir ağaç tipidir. Siz mesela sağ tıklayıp yaptığınız yeni bir layer katmanı ekleyebilirsiniz. Mesela ismini hardware verelim. Gördüğünüz gibi yeni bir katman oluşturmuş oldum. Mesela bu noktada sadece eksenlerin belirtisini istiyorum. Sağ tıklayıp yaparak aktif edebilirim. Kaydedebilirim. Kopyalayabilirim. Ya, silebilirim. Yeniden isimlendirebilirim. Özelliklerini değiştirebilirim. Bir item kopyalayabilirim. Ve layer info gibi bilgilerin hepsini bu şekilde yönetebilirim. Mesela dedim ki layer properties dedim. Bir delik seçtim. İkinci bir deliği seçtim. Üçüncü bir deliği seçtim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi altında hemen hole 2, hole 2 2, hole 3 2 şeklinde bir birikti. Eğer sağ tıklayıp yapıp ben hide edersem, repaint edersem gördüğünüz gibi hole 2'ye ait hole 2 2'ye ve 3 2'ye ait datum unsurlarımın tamamen gizlendiğini görmüş olacağım. Close diyorum. Raise not display diyorum. Aslında siz katma yapısı içerisinde unsurlar, parton toplamında unsurlara müdahale etmiş oluyorsunuz. Son olarak da assembly ortamındaki katman mantığından bahsedeyim. Yeniden layer tree'nin içerisine giriyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü burada unsur görüyoruz. Yeniden yeni layer oluşturuyorum. İsmini hardware olarak veriyorum. Ve mesela diyorum ki bu sefer neydi? Not seçeyim. Ve OK'ye tıklıyorum. Eğer ben bunu hide edersem gördüğünüz üzere bu sefer bir datum unsurundan ziyade genel olarak benim herhangi bir geometrimi yani oluşturmuş montaj parçamı da kaydetmiş oluyorum. Mesela derim ki layer properties'e aynı zamanda civatam da gelsin. Okey dedim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak deaktif edilmiş oluyor.
Katman mantığı da aslında sizin model üzerinde parçalarınızı, unsurlarınızı kontrol edebildiğiniz bir alan olarak karşımıza geliyor. Dilersek view içerisinden status'ı save ettiğimizde otomatik olarak bu kayıtlı olarak karşımıza gelmiş oluyor. Creative'imizin 6. haftası eğitimi bu şekilde tamamlamış olduk. Bizlere LinkedIn aracıyla Informatik Innovation yazdığınızda ulaşabilirsiniz. YouTube'da Creo Türkiye sayfamızı takip edebilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız informatikpln.com'a tıklayarak bizleri takip edebilirsiniz. Herhangi bir konuda sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Katılımınız için teşekkür eder. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.